Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere toplama ve çıkarma problemleri anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup cevabı kendiniz yapın. Daha sonra benim yaptığım çözümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram'daki bulbulöğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. Ece'nin okulunda 307 tane kız öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından 70 fazladır. Ece'nin okulun toplam mevcudu kaçtır diyor. Şimdi kızları biliyoruz ama erkekleri bilmiyoruz. İlk önce 307 kız öğrenci, 70 fazlaymış erkek öğrenciler. Önce erkek öğrencileri buluyorum. 7 0 daha 7, 0 7 daha yine 7. 3 aşağıya 377 erkek oldu. Şimdi erkeklerin sayısı ile kızların sayısını topluyorum ve böylece toplam mevcudu bulacağım. 7 7 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 7 1 elde 8, 0 daha yine 8. 3 3 daha 6. 684 öğrenci oldu. Cevap A şıkkı oldu. İkinci soru. Bir fırıncı elindeki 455 ekmeğin 168'ini sabah, 149'unu akşam satmıştır. Fırıncıda kaç tane ekmek kalmıştır? Bu soruyu şöyle yapalım. Sabah sattıklarıyla akşam sattıklarını önce bir araya getirelim. Yani toplayalım. 168 ve 149'u topluyorum. 8, 9 daha 17 elde var. 17'nin 7'sini yazdım. Elde var 1. 6, 1 daha 7, 4 daha 11. 11'in 1'i elde var. Yine 1. Ne oldu burası? 3 oldu. Demek ki 317 ekmek satmış fırıncı bir günde. 455 ekmeği vardı. O yüzden 455'ten 317'yi çıkarıyorum. Bakalım ne kadar ekmek kaldı? 5'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldık 15. 15'ten 7 çıktı 8. Komşuda 4 kaldı birini verdiği için. 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 3 çıktı 1. Demek ki 138 ekmeği kalmış. C şıkkını işaretledim. Üçüncü soruya geldik. Çiğdem parasının 656 lirasını harcayınca 338 TL parası kaldı. Harcamadan önce kaç lira parası vardı diyor. Şimdi Çiğdem'in şu kadar bir parası varmış. Tabii onu bilmiyoruz. Boş kutu yapıyorum. 656 lirasını harcamış. Parası azaldı çıkarma işlemi. 338 lira parası kaldı. Şimdi Çiğdem'in tüm parasını bulmak için bakın şekilden de anlıyorsunuz. Üstteki sayıyı bulmak için yani eksilen sayıyı bulmak için bu ikisini toplama yapmam gerekiyor. Yani 338 ile 656'yı toplarsam Çiğdem'in harcamadan önceki parasını bulacağım. 8, 6 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1, 3, 1 daha 4, 5 de burada 9, 6, 3 daha 9 oldu. Demek ki Çiğdem'in 994 lira parası varmış. A şıkkını işaretledim. Diğer sorumuz dördüncü soru. Yandaki çıkarma işlemine göre gülen yüz artı kare işleminin sonucu kaçtır? Yani verilmeyen sayılar var. Bakalım bunları bulacağız. Çıkarma işlemimizi uygulayalım. 3'ten 5 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burası oldu 13. Komşuda 4 kaldı. 13'ten 5 çıktı 8. Burası tamam. Şimdi 4'ten hangi sayıyı çıkarırsam 1 kalır. O zaman karenin yerine 3 yazarsam yani 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. Demek ki buraya 3 geliyor. Sonra gülen yüzü bulmak için şöyle yapabilirsiniz. 5 ile 2'yi toplayıp buraya 7 yazabilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Hangi sayıdan 2'yi çıkarınca 5 kalır? Tabii ki 7 sayısından 2'yi çıkarınca 5 kalır. Şimdi gülen yüzü de bulduk. Gülen yüz 7 oldu. Kare 3 oldu. Topladığım zaman ikisi beraber 10 oluyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. İşaretledim. Azra 18 yaşındadır. Ablası Azra'dan 12 yaş büyükse ikisinin 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? Şimdi Azra'yı biliyoruz. Onu yazalım. 18 yaşındaymış. Ablasını bilmiyoruz. Sadece Azra'dan 12 yaş büyük olduğunu biliyoruz. O zaman 18 ile 12'yi toplayıp ablasının yaşını buluruz. 8, 2 daha 10, 10'un 0 elde var 1. Ne oldu burası? 3 oldu. Ablası 30 yaşında oldu.
Yalnız bunların şimdiki yaşlarının toplamını sormuyor. 5 yıl sonraki yaşlarının toplamını soruyor. O zaman şöyle yapalım. Azra 5 yıl sonra 5 yaş büyüyeceği için 18'de 5'i topladığımız zaman zihinden yapabiliriz. 23 oldu. 30 ablası, o da 5 yaş büyüyecek 5 yıl sonra. O da 35 oluyor. Şimdi toplarız ve 5 yıl sonraki yaşlarının toplamını buluruz. 3, 5 daha 8, 2, 3 daha 5. İkisinin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 58 oldu. C şıkkını işaretledim. 6. soru, A sayısı küçüktür 734'ten ve B sayısı 94'ten büyük olduğuna göre A yerine yazılabilecek en büyük sayı ile B yerine yazılabilecek en küçük sayının farkı kaçtır diyor. Şimdi A'nın yerine kimler gelebilir? 734'ten küçük olan bütün sayılar gelebilir. Bütün doğal sayılar gelebilir. Ama biz bu A'nın yerine gelecek en büyük sayıyı düşüneceğiz. Yani E734'e en yakın olan sayıyı düşüneceğiz. O yüzden A'nın yerine 734'ten bir tane küçük olan 733'ü koyabiliriz. Çünkü küçük olacakmış bu taraf. B sayısına ise 94'ten büyük olan bütün doğal sayıları koyabiliriz. 95, 96 ve daha büyük olan bütün doğal sayıları koyabiliriz. Ama diyor ki B'nin yerine yazılacak en küçüğü düşünelim. En küçük kim olur? 94'e en yakın olan. Yani 95 sayısı olur. Burada büyük olması gerekiyor. Şimdi bulduk. Ve bunların diyor farkı diyor. 733'ten 95'i çıkaracağız o zaman farkı dediğine göre. 3'ten 5 çıkmaz, komşudan aldık 13. 13'ten 5 çıktı 8. Burada kaldı 2. 2'den 9 yine çıkmaz. Diğer komşudan aldık oldu 12. 12'den 9 çıktı 3. Burada kaldı 6 birini verdiği için 6 aşağıya. Cevabımız 638 yani A şıkkı oldu. Beyza'nın 69 tokası vardı. Doğum gününde dayısı 114, teyzesi de 50 toka aldı. Beyza'nın toplam kaç tokası oldu diyor. Hepsini beraber toplayabiliriz. 69 tokası varmış. 114 tane dayısı almış. 50 tane de teyzesi almış. Hepsini toplayıp bütün tokaların sayısını bulabiliriz. 9, 4 daha 13. 0 daha yine 13. 13'ün 3'ü 50 var. 1. 6, 1 daha 7. Bir de burada var 8. 5 de burada 13. 13'ün 3'ü yine 50 var. 1. 1, 1 daha 2. Demek ki Beyza'nın 233 tokası olmuş. Cevap A şıkkı oldu. 8. Bir trendeki yolculardan 187 tanesi ilk istasyonda inince geriye 643 yolcu kalmıştır. Yolcular inmeden önce trende kaç yolcu vardı? Şimdi trendeki yolcuları bilmiyoruz. Zaten bunu soruyor. O yüzden boş kutu yaptım. 187 tanesi inince diyor. O zaman yolcular azalmış ve geriye 643 yolcu kalmış. Trendeki tüm yolcuları bulmak için bakın yine bir çıkarma işlemi ve üstteki eksilen sayı yok. O yüzden ne yapıyorduk? Fark ile çıkan sayıyı toplama yapıyorduk. Yani 643 ile 187'yi topluyoruz. 3, 7 daha 10 elde var. 1, 4, 1 daha 5, 8 de burada 13, 13'ün 3'ü elde var. Yine 1, 6, 1 daha 7, 1 de burada 8. Demek ki 830 yolcu varmış. İlk başta trende cevabımız C şıkkı oldu. Bu şekilde işaretledim. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük sayı ile rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayının farkı kaçtır? Şimdi rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük sayı 900. Şimdi buraya tekrar 9 koyamıyorum. En büyük olması için 9'u başa koyuyorum. Farklı olması için başka rakam olması lazım. En büyük kim var? 8 var. Başka 7 var. Sonra yine 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayı. En küçük sayı biliyorsunuz 100'dür. Ama tek değildir. Çünkü şöyle göstereyim. 100 sayısı tek değildir. Çünkü en sonunda 0 var. 0 çift olduğu için bunu sayamayız. Zaten rakamlar farklı olsun diyordu. 101'i de sayamıyoruz. Çünkü rakamlar aynı. 1 ve 1 var. Bu da olmadı. 102'yi de koyamıyorum. Çünkü bu da çift sayı. 2 var arkada. Bu da olmadı. O zaman 103'ü yapabilirim. Bakın rakamları farklı. En küçük oldu ve tek oldu. 103'ü yazdım. Ve bunların farkı diyordu. Şimdi işim kolay. 7'den 3 çıktı 4. 8'den 0 çıktı 8. 9'dan 1 çıktı 8. Demek ki cevabımız 884 oldu. B şıkkını işaretledim. 10. sorumuz.
Yandaki toplama işlemine göre A artı B artı C sonucu kaçtır? Buradaki sayıları bilmiyoruz. Harfler verilmiş. Şimdi tahmin edeceğiz burada. Şöyle, hangi iki sayı birbiriyle aynı, bakın C ve C. Aynı iki tane sayıyı topladığımız zaman 4 oluyor. Aklınıza hemen ilk başta 2 rakamı gelmiş olabilir. Yalnız kontrol edelim. Hemen 2'yi koymayalım buraya. Çünkü 2, 2 daha 4. Tamam. Ama B ve B'yi topladığımız zaman 9 olacak. Şimdi 9 olması için iki tane aynı sayıyı topladığımızda 9 olmaz. Nasıl? Mesela buraya 4 koysak 4, 4 daha 8 olur. Ya da buraya 5 koysak 5, 5 daha 10 olur. Uymuyor. Demek ki burada komşudan bir onluk gelmiş. Yani şurada bir onluk komşudan gelmiş. O zaman buraya 2 koymamalıyız. Peki biz buraya 2 koymayacaksak hangi sayıyı düşünelim o zaman? 7 sayısını düşünebiliriz. Yani 7, 7 daha 14 biliyorsunuz. 2 tane aynı sayı 7. 7, 7 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1 komşuya verdik bu 1'i. Şimdi işler kolaylaştı. Geldik B harfine. B harfinin yerine de 4 koymamız lazım. Hatta şuraya C harfini bulduk. Şuraya 7 yazalım. B harfinin yerine de 4 koymamız lazım. Neden? Çünkü bakın 4, 4 daha 8. Bir de elde var 9. Şimdi tam uyudu. Geldik A harfine. Artık elde yok bu tarafa verdiğimiz. A harfinin yerine bakın 6 olduğuna göre o zaman biz buraya 3 koyabiliriz. 3, 3 daha 6. A harfi de 3 oldu. Ve böylece bütün harfleri bulmuş oldum. 3, 4 daha 7, 7 daha 14. A, B ve C'nin toplamı 14 oluyormuş. C şıkkı cevap, işaretledik. Gerçekten zor bir soruydu. Çözmüş olduk. 11. Eksilenin 854, farkın 698 olduğu çıkarma işleminde çıkan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eksilen neredeydi? En üstteki sayı. Yani 854. Farkın 698. Şimdi çıkan belli değil burası. Fark 698'miş. Ve çıkan sayıyı bulacağız. Bunun okunuşunu bulacağız. Şimdi çıkarma işleminde eğer ortadaki sayı yoksa, yani çıkan sayı yoksa, tekrar ne uygulayacağız? Büyük sayıdan diğer sayıya çıkarma yapacağız ve burayı bulacağız. Yani 854'ten 698'i çıkarıyoruz ve bunu buluyoruz. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 14. 14'ten 8 çıktı. 6 burada kaldı. 4. 4'ten 9 gene çıkmıyor. Diğer komşudan alıp 14 oluyor burası. 14'ten 9 çıktı. 5. Burada kaldı 7. Birini verdiği için 7'den 6 çıktı. 1. Cevap 156. Demek ki bu sayı 156'ymış. Peki bunun okunuşu nerede? B şıkkında bakın 156. O yüzden cevabımız B şıkkı oldu. 12. 882 sayısında bulunan 8 rakamının basamak değerleri farkı kaçtır diyor. Sayımızı yazalım önce rakamlarla. 882, yani şöyle. 882'yi yazdım. Burada bulunan 8 rakamlarının basamak değerleri. Şimdi baştaki 8'in değeri kaçtır? Yüzler basamağında olduğu için değeri, basamak değeri 800'dür. Diğer 8'in basamak değeri onlar basamağında olduğu için 8 tane onluk 80 eder. Onun da değeri 80 ve bunların farkı diyordu. O zaman şöyle yapıyoruz. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan aldık 10. 10'dan 8 çıktı 2. Burada kaldı 7. 7'yi aşağı indiriyoruz. Cevabımız 720 oldu ve A şıkkını işaretledim. Geldik 13. soruya. 3, 4, 0 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı, rakamları birbirinden farklı, en büyük ve en küçük 3 basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Rakamlar zaten birbirinden farklı. O yüzden biz hemen yapalım. En büyük olması için bunların içindeki en büyük sayı 4. Sonra 3'ü koyuyorum ve 0'ı koyuyorum. En büyük sayıyı yaptım. Şimdi en küçük yapacağım. En küçük olması için buradaki rakamların en küçüğü 0 ama 0'ı başa koyamam. Çünkü başta koyduğum zaman değeri olmaz. O yüzden 0'ı başa koyamıyorsam kimi koyarım? 3'ü koyarım ben de. Sonra 0'ı koyabilirim ve 4'ü koyarım. Böylece en küçük sayıyı da yapmış oldum. Ve bunların toplamı diyordu. Hemen topluyorum. 4, 3 ve 7 oldu. Demek ki cevap 734'müş. B şıkkını işaretledim. 14. Babam 46 yaşındadır. Annem babamdan 9 yaş küçüktür. Benim, babamın ve annemin yaşları toplamı 94 ise ben kaç yaşındayım diyor. Yine biraz zor bir soru. Yazalım. Babam 46 diyor. İlk önce şu
Kimler var? Onları bir yazalım. Baba 46 yaşında. Anne şimdi bulacağız. Ve bir de kim diyor? Ben varım diyor. Yani çocuğun kendisi varmış. Annem babamdan 9 yaş küçüktür diyor. Önce anneyi bulmamız lazım. Yani 46'dan 9'u yanlış yazdım, özür dilerim. 46'dan 9'u çıkarıyorum. 6'dan 9 çıkmaz, komşudan aldım. 16, 16'dan 9 çıktı. 7 burada kaldı, 3. Demek ki anne 37 yaşında oldu. Ve ne diyordu? Bir de benim yaşımın toplamı, bu üçümüzün yaşlarının topladığımız zaman diyor 94 oluyor. Şimdi buradaki çocuğun yaşını nasıl buluruz? İlk önce anne ile babayı bir araya getirebiliriz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 94 sayısından ilk önce babanın yaşını çıkarırsınız. Sonra bulduğunuz sonuçtan anneyi de çıkarırsınız. Geriye çocuğun yaşı kalır. Ya da ben şu şekilde yapacağım. Babayla anneyi önce bir araya getiririz. Yani 46 ile 37'yi önce bir toplarız. 6, 7 daha 13, elde var 1, 5, 8. Anne ile babanın yaşlarının toplamı 83 oldu. Bütün 94 olan sonuçta kısmından anne ile babanın yaşlarını çıkarırsak çocuğun yaşı ortaya çıkacak. 4'ten 3 çıktı 1, 9'dan 8 çıktı 1. Demek ki çocuk 11 yaşındaymış ve doğru cevabı bulmuş olduk. Cevap C şıkkı işaretledim. Son iki soruyu da yapalım. Turgay her gün bir önceki günden 20 dakika fazla spor yapıyor. İlk gün 40 dakika spor yapan Turgay 4. günün sonunda toplam kaç dakika spor yapmış olur? Hemen yapalım. Birinci gün 4 gün yapıyormuş. Birinci gün belli. 40 dakika yapmış. Bunu yazalım. İkinci gün bir ipucu var. Diyor ki her gün bir önceki günden 20 fazla, 20 dakika fazla. 40'tan 20 daha fazla olduğunda bunu kafadan hesaplayabiliriz. 40 ile 20'yi toplarız. 40, 10 daha 50, 10 daha 60. Demek ki 20 dakika fazla 60 dakika oluyor 40'tan sonra. Üçüncü gün yine 20 dakika fazla. 60 ile 20'yi topladığımızda bu kez de 80 olur. Dördüncü gün yine 20 dakika fazla spor yapıyor. 80 ile 20'yi topladığımızda bu sefer de 100 dakika yapmış oluyor. Ve 4 günün sonunda bakalım hepsini toplayalım kaç dakika spor yaptı. 0, 4, 6 daha 10, 8 de burada 18, 0 daha yine 18. 18'in 8'i elde var 1. Bakın ne oldu? 1, 1 daha 2. Demek ki Turgay 280 dakika spor yapmış 4 günün sonunda ve B şıkkını işaretledim. Son sorumuz. 153 sayısının 78 fazlasının 99 eksiği kaçtır diyor. 153'ün ilk önce 78 fazlasını hesap ediyorum. Topluyorum tabii ki. 3, 8 daha 11, elde var 1, 5, 1 daha 6, 7 de burada 13, 13'ün 3'ü yine elde var 1, 1, 1 daha 2. 231 oldu. Sonra bunun 99 eksiği diyor. 231'den de 99'u çıkarıyorum. 1'den 9 çıkmaz, komşudan aldım verdim buraya. 11 oldu. 11'den 9 çıktı 2. Komşuda kaldı 2. 2'den 9 yine çıkmaz. Diğer komşudan aldım buraya verdim. 12 oldu. 12'den 9 çıktı 3. Burada kaldı 1. 1'i aşağı indiriyorum. Bakın 132 oldu. Ve doğru cevap A şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.